Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok ama çok enteresan bir video izleyeceksiniz. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ilk olarak <laughs> Giresunspor Fenerbahçe maçı sonrasında olaylar çıktı biliyorsunuz. Giresunspor Spor e Fenerbahçe maçından sonra sanki Fenerbahçe Giresun Stadı'nda değil de Galatasaray Stadı'nda gibi bazı gerginlikler yaşandı. Tartışma, soyunma odası koridorlarına kadar... Sürdü ve hem saha içinde hem saha dışında bazı olaylar oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından hem sahadaki futbolcular hem yedek kulübeleri hem teknik heyetler saha içinde tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi. Saha içinde biten kavga soyunma odası koridorlarına taştı. Güvenlik görevlileri yoğun çaba sarf etti. Mücadelede görevli spor büroya bağlı polisler de olayı yatıştırmak için devreye girmiş. İrfan Can Eğribayat bunu unutmayacağız diyor. Fenerbahçe kaleci kalecisi İrfan Can Eğribayat. Giresun maçının ardından diyor ki maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Maçtan sonra yaşananları herkes gördü. Çok üzüldük. Onlar İstanbul'a gelince biz misafirperver olarak karşılıyoruz. Saçma müzikler açılıyor. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor. Biz burada futbol oynuyoruz. Puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle. Kaleci Ferhat abi çok severim kendisini ama bu kadar zamanı oynanır mı? Alper Ulu da bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız. Bundan sonra biz buna göre davranacağız diyor İrfancan ve ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var. Kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor? Bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz diyor. Burada da herhalde hani Giresun küme düşer manasında diyor herhalde. İnşallah düşerler. Vallahi bak şu hareketlerden sonra inşallah düşerler. Şimdi yine açıklamalarla devam edelim. Batshuayi herkes dikkat etmeli diye açıklamada bulundu. Michiba, Chua'yı Giresun Spor Karşılaşması'nın ardından görüşlerini aktardı. Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor diyor. Ya ja Pedro Galatasaray'ı bekleyeceğiz diyor. Fenerbahçe forması giyen oyuna sonradan dahil edilen Ca ja Pedro Giresun maçı sonrasında görüşlerini aktarıyor. Sezonun bu döneminde en önemli şey kazanmak zor olacağını biliyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka şeyimiz yok demiş. Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerekiyor demiş. Yani dinlenin paşam. Gerçekten dinlenin nasıl olsa yani cefasını çeken biziz. Ya arkadaşlar bakın şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Düşme hattına 9 puan. Bakın ligde şu anda son 3 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen bir Fenerbahçe. Ve bu takımlara 3 maç berabere kalıp bir maç yenilen bir Fenerbahçe. Mevcut 18 puanın sadece 9'unu alabilmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani Giresun 1-1 kaldı. Bakın e ligden çekilen Gaziantep ve Hatay maçları hariç ligin son 3 sırasına yer alan İstanbulspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'a karşı oynadığı 6 maçta sadece 3 galibiyet ve bu maçlarda 3 kez berabere kalıp bir mağlubiyet yaşıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin söz konusu maçlardaki performansı. 3-3 Ümraniye ile, deplasmanda İstanbulspor, 5-2 yenen Fenerbahçe, evinde Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ümraniye'yi deplasmanda 2-1 yenen İstanbul Spor'la 3-3 Giresun Spor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe aslında derede bu oldu. Rıdvan Dilmen de canlı yayında diyor ki Fenerbahçe son yıllarda kardiyolakları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan Giresun bir puan arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe. Derede bu oldu. Dereden kastım İstanbul Spor, Ümraniye Spor, Giresun Spor diyor. Şimdi hakikaten bak. Yani bu arada Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11 başladığı 5 lig maçında 9 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Gaziantep 2-1 yenmişiz deplasmanda. Adana Demir'le 1-1 ama orada ciddi bir hakem skandalı var. Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe. Ki üstelik Beşiktaş 10 kişi o ara biz üstünüz. İstanbul Spor'la 3-3, Giresun Spor'la 3-3. Hani her şeyi hakeme bağlayacak bir durum içinde değiliz. Küme düşme hattındaki futbolculara bu kadar. Bu küme düşme hattındaki ee, takımlara bu kadar puanı hediye edersen olacağı bu. Jorge Jesus. Alışık olmadığımız bir durum. Bugün çok fazla pozisyon üretemedi takım. Normalde alışkın olduğumuz kadar. Bazen böyle durumlar olabilir. Rakip takımın savunmasının da hakkını vermek lazım. Bir birden sonra rakip takım çok fazla sürede geçirdi. Hakem buna da izin verdi diyor. Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Çünkü rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Bu sonuç iyi olmadı. Takım olarak iyi oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık. Gerçek bu diyecek bir şey yok. Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi. Normalde alışkın olduğumuz kadar diye. Hani hakem rakibe izin verdi diye. E, Türkiye'deki takımların süre geçirme gibi hareketleri normal. Bu bizim için bir bahane değil. İyi maç çıkaramadık. Rakipten daha fazla gol atmayı başaramadık. Berabere kaldık. İstemediğimiz sonuç bu maç geride kaldı. Bir sonraki maça bakacağız. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin 3 puan gerisinde olduğumuz için tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Ama bugün istediğimiz sonucu alamadık. Yani aynı şeyi de tekrar etmiş sürekli. Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor diyor. Ee, Türkiye'de bunların cezası değil. Ne diyor? Şu da bir gerçek. Takım ofansif anlamda daha önceki maçlarda olduğu kadar kuvvetli değildi. Bunun da cezasını beraberlikle ödedik. Ligin bitmeye 3 hafta kaldı. 3 maç kaldı. Bugünkü mağlubiyet sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu ama matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Şimdi matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Bu cümleyi bilmiyorum kurmak özellikle şimdi kurmak bu cümleyi. Bilmiyorum e, hani size nasıl geliyor? Bu cümle size nasıl sirayet ediyor? Nasıl yansıyor? Şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak diyor. Yani hangi yarışta olmak? Enteresan. Şimdi Fener, Fenerbahçe resmi hesabında da açıklaması var Jesus'un. Şurada da var. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var. Yani ligin bitmesine 3 maç kaldı. İşler biraz daha karmaşık oldu ama matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak diye. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün Fenerbahçe'nin gündemi neydi biliyor musunuz? Fethi Pekin'le 5 yıldızdı. Yani maçtan önce. Gelecek sezon formalarımız 5 yıldız şöyle böyle falan. Hat, hatta hani puan silme cezası da olursa olur ama biz 5 yıldızı teyit ettik falan filan. Dikkat ediyorum Fenerbahçe ne zaman Önemli bir maça çıkacak olsa saçma sapan şey. Şimdi taraftar isyan ediyor. Bonservis'i Abu Bakar almak yerine 11 milyon euroya Samet Akaydın ve Ceyd'in Osterwolde'yi aldın diye. Ben Jesus'a soruyorum. Osterwolde'yi hani izlediğim skills videolarından yola çıkarak söylüyorum. Osterwolde'yi beğenen bir adam olarak çok merak ediyorum. 7 milyon euroyu verdik. Aldık. Çok güzel. Formsuz dönem olabilir. Her futbolcunun olabilir. Kabul ama Alioski kadroda değil, Osterwolde kadroda. As sol bekine Luan Perez yaptın. Bak her şeyi çok güzel. Doğan Perez'i çıkarıp Ferdi Kadıoğlu'nu aldın. Yani 3. sıradaki sol bekin Osterwolde. O zaman sol bek hiç koymasaydık kadroya. Şimdi insanlar bunun tepkisindeler. Samet Akaydın. Samet gerçekten birçok pozisyonu yani engelledi ama Böyle de bir durum var. Fırsat transferi denildi. Son gün Max Mayer'ler, Berişalar. Rogon'dan sık sık transferler yapıldı. Hani en kalitelisi Joshua King denildi. O da bu sezon epey sakat. Bu sene Fenerbahçe derbi kazanamadı. Küme düşme altındaki takımlara puanlar hediye etti. Ve Jesus'un getirdiği kazıklardan Gustavo Henrique özellikle bakın hiç piyasada, meydanda yok. Şimdi ve Ali Koç ısrarlı bir şekilde 100. yılda Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100. yılda Fenerbahçe şampiyon olacak. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Ya ben anlamıyorum. Ortada bir olay var. Gerçekten ortada bir olay var. Sanki Fenerbahçe bile bile berabere kaldı gibi. Yemin ediyorum bile bile berabere kaldı gibi. Ya bunun başka bir açıklaması yok. Sanki bak şimdi bu söylediğim saçma gelebilir. Diyebilirsiniz ki hocam poliyanlacılık yapıyorsun. Ya yeminle söylüyorum poliyanlacılık değil. Hani gördüğümü söylüyorum ben bir takım bu kadar da yani futbolcular bu kadar da karaktersiz olamaz. Bu kadar da şeref yani şereften bir haber olamazlar. Yemin ediyorum sanki Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacak. Birileri dedi ki "Berabere kalın. Ne yapın edin berabere kalın. Hatta ilk yarı öne geçin, ikinci yarı berabere kalın." Dedi de Fenerbahçe buna oynuyor gibi. Emre Mor diye bir adam mesela. Düşünüyorum bu kadar kilitlenen oyunda Emre Mor nasıl alınmaz ya? Gerçekten düşünüyorum. Hani nasıl alınmaz? Bak Fenerbahçe bu sezon gol atma problemi gerçekten hiç olmadı ama son maçlara bakıyorsun çok enteresan. Ya Beşiktaş'tan Galatasaray'dan yani Galatasaray'dan 12 Beşiktaş'tan 8 gol fazla yemiş durumda. Küme düşme hattına 9 puan vermiş durumda. Kim Minji ve Tisserand gitti savunmadan. Luan Perez aldın 7 ay sakat. Atilla Salahi yedeği yok 50 maça çıktı durdu durdu şimdi hatalar silsilesi. Yani Gustavo Henrique Serdar Aziz istikrarlı olamadı. Kolkır, Lemos geldi gitti. Ya enteresan. Bu tabloda Osterwolde'ye 6 milyon euroya alındı. Fenerbahçe taraftarı şu an çıldırmış durumda. Ben özellikle şunu söylüyorum bak. Son yıllarda e, Kulüpler Birliği başkan olan takımların yani Kulüpler Birliği'ne başkan çıkaran takımlar gidip bir şekilde şampiyon oluyordu. Yemin ediyorum ben artık şunu düşünüyorum. Ya bize birileri dedi ki ulan eninde sonunda siz şampiyon olacaksınız. Garantiniz var. Ya da Ali Koç ee, hani Fetön'ün yaptığını yapamadı ya da daha beterini yaptı. Yani Fetön'ün yaptığını yapamadı ya da daha beterini yaptı. Şimdi sol denendi, Lincoln denendi, de, Aloyski denendi, de, Ferdi denendi, de, Luan Perez denendi, de, osterwolde alındı. Ya 5 tane solbek denenir mi ya? Yani çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Yani Atilla Salay İstanbul Spor maçında hadi offside yapalım diyor. Yanındaki adama vurduruyor. 2 puan gitti. Bugünkü maçta 2 puan yine aynı şekilde hediye etti. 4 puan. Serdar Aziz ilk maçta Giresun'la oynadığımız ilk maçta aldı attı 2 tane hediye etti. 11 yani şey 7 puan. Düşün bak 7 puan öyle azım sanacak bir şey değil. Yani bu kadar maaş veriyorsun, bu kadar şey yapıyorsun. Ve Fenerbahçe'de çok enteresan bir hava var. Bugünkü maçı yeminle söylüyorum takım kazanmak için oynamadı ya. Takım maçta puan kaybedelim diye oynadı ya? Yani takım puan kaybedelim diye oynadı ya. Ben size söylüyorum bak. Ha bu video doğru mudur, yanlış mıdır? Hocam e, kesin bizi şampiyon yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Elinde delil var mı? Şöyle mi böyle mi? Ben size söylüyorum. Bugün eğer Galatasaray yenilirse puan farkı ikiye düşmüş olacak. Komik, şaka gibi ama gerçek. Fenerbahçe'nin önüne bu kadar fırsat, Galatasaray'ın önüne bu kadar fırsat. Bilmiyorum ben e, ha Fırat Aydınus'un bir sözü var. Fırat Aydınus diyor ki Fenerbahçe taraftarı Galatasaray kazansın istiyordur diyor. Kazansın da bu işkence bitsin istiyordur diyor. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim. 31 maça çıktı Fenerbahçe. 2 tane hükmeni var. 33 maç. Kaldı 3 maça. Bunlardan bir de Galatasaray deplasmanı. Bak Trabzonspor'la evinde e, Antalya deplasmanıydı sanırım. Dur şuradan bir kontrol edeyim. Trabzonspor'la evimizdeyiz. Hatay deplasmanı zaten iptal oldu. Galatasaray deplasmanı o arada bir maçımız daha var ama e, Google tam çıkartamamış. Antalya ile evimizdeyiz. Pardon. Antalya ile evimizdeyiz. Trabzonspor ile evimizdeyiz. Galatasaray deplasmanı. Aslına bakarsan 3 tane ölüm kalım maçı. Fenerbahçe açısından. 3 tane ölüm kalım maçı. Halis Mulis ölüm kalım maçı hem de. Şimdi ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Galatasaray Yenilse bugün sahasında 70 puan. 31 maç 70 puan. Fenerbahçe 31 maç 68. Beşiktaş 32 maç 68 puan. Ne kadar enteresan bir lig fikstürü. Ve son iki maçtır 5 puan kaybeden Galatasaray. Şimdi hükmen 3 maç 3 3'erden 6 puan eklenecek mi Fenerbahçe? Eklenecek. 74 puan. Yani matematiksel olarak en kötü bitireceğin 74 puan. Galatasaray'da hükmen bir puan eklenecek. O da hükmen en kötü. Yani 73 puanda bitirecek. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Trabzonspor'u normal şartlarda yenemez. Antalyaspor'u da yenemez. Galatasaray'da yenemez. Normal şartlarda, bugünkü futbolla asla yenemez. Aynı şekilde Galatasaray'da evinde Fenerbahçe'ye yenilmez. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray Başakşehir'i yenilse. Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor'u yendi, Galatasaray kazandı bak. Beşiktaş da kazandı. Kıyasıya yarış. Fenerbahçe Antalyayı ya yendi, Galatasaray kazandı, Beşiktaş kazandı. Kıyasıya yarış. Son maça kalır mı? Bu ihtimal. Ben açık ve net söylüyorum. Ben artık bugünden sonra şuna inanıyorum. Ya Ali Koç net olarak belki de FETÖ'nün yerleştirdiği bir eleman. Hani Aziz Yıldırım'ı devirelim. Seni yerleştirelim. Sen Fenerbahçe'yi mahvetti. Teriler bitti. Fenerbahçe taraftarı yıldırdı. Takımın taraftar sayısında azalma var. Yani e, her geçen gün daha da rezillikler diz boyu. 5 senedir her Sezon hakemler hakkımızı yemekten bıktılar. Artık hakemler bile bıktı. Yeter lan adamların hakkını yiyoruz diye. Medya desteği Galatasaray'ın eline verildi. Hediye edildi. Bitmedi. Rezillikler, rezillikler, rezillikler. Yani başka bir çaresi yok. Ya da Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Ali Koç sesini çıkartmıyor. İstanbul maçı. Bu maç. Mesela bu maçta. Hakemlik bir şey var mı hocam? Seninle onu konuşuyoruz. Ya arkadaşlar hakem illa al da at. Golünü veriyorum vermiyorum demez. Ne yapar? Ya Kar kartlara es geçer. 1, 2, 3. Dakika çalmasını es geçer. Ben size şunu söylüyorum. Dünya Kupası'ndaki standartlar olsa 24-25 dakika maç uzardı. 25 dakika maç uzardı. Uzatmanın da uzatması olur. Ha, ben için orasında değilim. Size soruyorum. Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacak. Bile bile berabere mi kaldı sizce? Ya yani böyle bir ihtimale inanıyor musunuz? Var mı böyle bir ihtimal? Yoksa yani şey mi? Salaklığımızdan da bak Galatasaray'da Fenerbahçe'de çok iyi getirdi son döneme arka arkaya galibiyetler ama son haftalarda şampiyonluk puanı düşsün diye her iki takımda uğraşıyor gibi. Farkında mısın? Yani enteresan bir şekilde değişik bir e, lig bitişine doğru gidiyor işler. Hayırlısı olsun. Yorumlarınızı lütfen aşağıya belirtin arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Bir de şunu belirteyim. Rakip takım taraftarı olarak burada küfür ediyorsunuz canlı yayınlarda. Ben o küfürleri gizliyorum. Sonra çıkıp diyorsunuz ki bize çok kızıyorsunuz. Bize hakaret ediyorsunuz. Hepinizin küfürleri burada bir. İkincisi hangi mail adresiyle açtıysanız YouTube sahiplerine, kanal sahiplerine açtığınız mail adresi gözüküyor. Burada anonim hesap açıp da milletin anasını avradına söylemezsiniz. Hepinizin mail adresi gözüküyor merakınız olmasın. Yani merakınız olmasın hangi mail ile açtığınıza kadar gözüküyor. Bunun bir tık ötesi hangi IP ile açtınız. Merak etmeyin. Bu uyarıyı da yapayım sonra demeyin ki ya bizimle niye uğraşıyorsun şöyle böyle demeyin. Hepinizin hangi mail ile yazdığınız belli. Hangi eee IP'niz olduğu belli ben uyarayım uyarımı yapayım da umarım anlarsınız. Görüşmek üzere.